Herkese merhaba. Pandemi günlerinde bomba gibi bir eğitimle geldim karşınıza. Hazırlıklı olmanız için CV'lerinizi videolarımla iyileştirdiğinizde düşünerek mülakat aşamasına geçiyoruz artık. Umarım herkes hazırdır. O zaman başlıyoruz. Bu eğitimde size düzgün giyinin, erken gidin, gecikirseniz muhakkak haber verin, süreçleri takip edin gibi zaten bildiğiniz şeyleri anlatmayacağım. Mucize yaratıp bunları yapın, hazırsınız da demeyeceğim. Ama ben size 12 yıldır 2000'in üzerinde aday ve 20 farklı yöneticiden edindiğim, 27 tane not defterinden özet çıkardığım tecrübelerimi sunacağım. Normalde bu eğitim 4 saatin üzerinde bir eğitim. Şu anda da içeriklerini, yani anlatmayacağım içerikleri görüyorsunuz. Bazı yerlerde sizlerin araştırması için özellikle mülakat taktiklerinin isimlerini paylaşacağım. Bunları siz internet üzerinden de bulabiliyorsunuz. Ben size daha çok örneklerle tecrübe edilen, işe kabul edilen adayların taktiklerini anlatacağım. Eğitimimiz bir telefon sesiyle başlıyor. Bir gün telefonunuz çalıyor ve iş arama sürecinde de olduğunuz için farklı numara gördüğünüzde haliyle heyecanlanıyorsunuz. Buradan sonra aslında film başlıyor ve filmin başarısı başroldeki size bağlı. Telefonu açtınız. Mülakat daveti için aradığını söyledi karşıdaki ses. Heyecanlandınız, çok heyecanlandınız ve hiçbir şey soramadan kapattınız. Bu olmayan bir senaryo değil. Gerçekten çok sık karşılaştığımız bir senaryo. Arandığınızda hazırlıklı ve soğukkanlı olmalısınız. Yoksa siz bunları düşünürken birisi işi kapacaktır. Kim mi? İşte bu aday. Neden mi işi o kapacak? Çünkü siz heyecanlanırken, telefonda hiçbir şey soramazken o telefonda detayları alacak. Şirketin adını, iş tanımını, görüşmeye katılabilecek kişileri soracak. Bu bilgiler neye yarayacak? Bu bilgiler 5 adımda mülakata hazırlanmasına yarayacak. Şirketin web sitesine gidip iş tanımlarını inceleyebilecek, hangi hizmetleri veya ürünleri sattıklarını öğrenebilecek, nasıl para kazandıklarını öğrenecek, şirketi Google'layacak. En iyi bir veya iki rakibini bulacak, kimin onlardan nasıl farklı göründüğünü öğrenecek. LinkedIn'e gidip görüşeceği kişilere bakacak. Hangi departmanda olduklarını, şirkette ne kadar süredir bulunduklarını, bundan önce neler yaptıklarını bilecek. Sadece bir bağlantı kurmasına yardımcı olmakla kalmayacak bu. Aynı zamanda ne tür sorular soracaklarını tahmin etmek için de kullanacak bu aday. İş tanımlarına bakacak. Gönderilmediyse çalışanlarına veya iş ilanlarına bakacak. Buradan kilit anahtar kelimeler belirleyecek. Özellikle şirket kültürüne bakıp buna uygun cümleler hazırlayacak ama kesinlikle ezberlemeyecek. Biraz araştırma yapacak, yaptıkları yeni şeyleri bulacak. Ardından şirkete ilgi gösterdiğini vurgulamak için mülakatta sormak üzere bir soru hazırlayacak. Örneğin web sitenizde araştırma yapıyordum ve Ar-Ge projesi yaptığınızdan bahsettiğinizi gördüm. Bana bu konu hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz diyecek. Ve böylece pozisyonla ne kadar ilgili olduğunu mülakat yapan kişiye de göstermiş olacak. Sizce de bir iş görüşmesine bu kadar hazırlanan bir kişi başarılı olamaz mı? Şimdi gelelim mülakat aşamasına. Mülakatta genelde ilk soru kendinizden bahseder misiniz sorusu oluyor. Ve herkes gibi bu soruya siz de liseden mi başlayayım yoksa üniversiteden mi, nasıl arzu edersiniz gibi bir cümleyle başlıyorsanız zaten baştan inisiyatifi insan kaynaklarının veya karşınızdaki mülakatçıya bırakmış oluyorsunuz. Bunu tüm eğitimlerimde istisnasız anlatıyorum. Beni dinleyen girişimciler varsa ne demek istediğimi hemen anlayacaklardır. Bir asansör cümleniz olmalı. Bir asansörde en çok çalışmak istediğiniz bir şirketin CEO'su ile 40. kata kadar yalnız ve beraber çıkacaksınız. Ona ne söylerdiniz? Bu elbette bir metafor. Ancak hazırlıklı olmalısınız. Çünkü bu soru mülakatların da temel sorusu ve soruya yanıt veriş biçiminize göre ilk etki oluşur. İnsan kaynakları tarafında da bu ilk etki çok önemlidir. Cümlenizi buradaki gibi yapılandırabilirsiniz. Adım, rakiplerimden farkım ve hedefim. Kendimizi de güzel bir şekilde tanıttığımıza göre mülakat yapmak üzere olduğunuz işin neden ilginizi çektiğini ve sizi heyecanlandırdığını düşündürmenin tam zamanı. Çünkü işverenler bir sonraki görevlerinde belirli şeyler aradığı için iş değiştirmek isteyen birisini işe almayı daha çok istiyorlar. Sadece herhangi bir iş arıyor gibi görünen veya adaya bir pozisyon sunmak isteyen ilk şirketi kabul edecek birisini işe almak istemiyorlar. Şirketlerin en çok sordukları sorular ise şu şekilde. Şirketimizde çalışma konusunda sizi heyecanlandıran nedir? Firmamız hakkında neler biliyorsunuz? Bu pozisyona neden başvurdunuz? Neden burada çalışmak istiyorsunuz? Cevaplarınızı şimdi bahsedeceğim 5 ana kritere göre yapılandırmanızı istiyorum. İşe alım yöneticileri ekibe hemen katkıda bulunmaya başlayabilecek,
sorunları çözen, şirketin para kazanmasına yardımcı olan, paradan tasarruf eden ve zaman kazanımı sağlayan birilerini arar. O zaman mülakat cevaplarınızı bu şekilde odaklamalısınız. Yetkinlikleriniz bu işte başarılı olmanıza nasıl katkı sağlayacak? Bunu yapmak için gitmiş olduğunuz görüşmedeki iş gereksinimlerini çok iyi anlamanız gerekir. Bu nedenle araştırmanıza başlamak için en iyi yer iş tanımının kendisidir. İş tanımı yoksa mülakatınızı planlayan kişiye mülakat öncesi muhakkak göndermesi için çekinmeden sorun veya dediğim gibi yayımlanan iş ilanını veya LinkedIn'den o şirkette aynı pozisyonda çalışanları inceleyebilirsiniz. İş tanımı kontrollerini nasıl yapacaksınız? İş tanımına uymanızın iki nedeni vardır. Bu işte başarılı olmanıza yardımcı olacak geçmiş deneyimlerinizi düşünün. Spesifik olun. İşveren için en önemli görünen şeyi veya en çok belirtilenleri hedeflemeye çalışın. Bu size neden sizi işe almalıyız veya bu pozisyon için neden başvurdunuz sorusu da dahil olmak üzere birçok senaryoda faydalı olacak. Eksik olduğunuz herhangi bir deneyim alanı olup olmadığını ve bunları nasıl ele almayı planladığınızı düşünmeyi de unutmayın. Önceden plan yaparsanız mülakatta çok daha rahat edersiniz. Ortalama bir iş arayan, bir mülakatın sonunda soru sorması gerektiğini düşünmektedir. En iyi performans gösteren iş arayanlar ise mülakatın bir sohbet havasında geçmesini sağlıyor. Görüşmeyi karşılıklı soru cevaba çevirerek işvereni etkilemelisiniz. Öyleyse özellikle iş tanımı, sorumlu olacağınız şeyler, fırsatlar, zorluklar ve benzeri hakkında sormak istediğiniz bir veya iki soruyu kafanızda oluşturun. Bu soruları yazın ve mülakatın başlarında iş görevleri konusu gündeme geldiğinde veya günlük işlerin nasıl görüneceği hakkında konuşmaya başladığınızda muhakkak bu sorularınızı sorun. Şimdi size 3 tane öneri vereceğim. Birincisi, ne istediğinize, nasıl bir iş aradığınıza karar verin. İkincisi, bu işin sunduklarına uyan 2 yıllık kariyer hedefine karar verin. Size 2 yıl içinde kendinizi nerede görüyorsunuz diye sorabilirler. Sundukları işe uyan belirli bir cevaba sahip olmanız işverenleri etkileyecektir. Üçüncüsü, iş aramakta olduğunuz birincil nedene karar verin. Sorarlarsa hazırlıklı olun. Eğer işsizseniz dürüst olun ve aktif olarak iş aradığınızı söyleyin ve ardından aramanızda hedeflediğiniz en az belirli bir şeyden bahsedin. Bir işiniz varsa da değişiklik arıyorsanız bu hamleden kazanmayı umduğunuz olumlu şeylere odaklanın. Negatifler hakkında konuşmayın veya mevcut işiniz hakkında sakın şikayet etmeyin. Görüşmeci bu işle neden ilgilendiğinizi veya bu pozisyon için neden başvurduğunuzu sorduğunda bu işin diğer pozisyonların sunmadığı bir şeyi sunduğundan bahsedin. Örneğin, birkaç satış yardımcısı pozisyonuna bakıyordum ve bu işin beni çok heyecanlandıran tarafı yapacağım işte sunduğunuz gelişim fırsatı. Eğitimin önemini her yerde vurguladığınızı gördüm. Diğer rollere de baktım ve bu fırsat gerçekten benim için bu işi öne çıkardı. Gelelim mülakat taktiklerine. Birincisi, yanıtlarımızı uyarlama. Bunu bir örnekle size anlatmaya çalışacağım. Evinizi su bastı ve uzman bir tesisatçı arıyorsunuz. Telefonda konuşurken onlar kendileri hakkında, eğitimleri hakkında bir sürü şeyler anlatıyorlar. Aslında tek ihtiyacınız onun gelip işi çözmesi. Görüşmeler de o kadar farklı değil. Tabii şirketler organizasyonlarda büyüyebilecek, uzun süreli kalabilecek adaylar istiyorlar. Ama en önemlisi de şu anda içeri girip katkıda bulunabilecek birini istiyorlar. Çünkü işveren için çalışan bir yatırım ve bu yatırımın karşılığını almak istiyor. En iyi işler için işe alınmak istiyorsanız işverenin ihtiyaçlarını ve becerilerinizin onlara nasıl yardımcı olacağı ile ilgili görüşme yanıtlarımızı yapılandırmamız gerekiyor. İş tanım araştırmasının bu kadar önemli olmasının bir nedeni de budur. İkinci mülakat taktiğimiz ise hayır ama tekniğidir. Doğrudan deneyime sahip olmadığınız ve evet diyemeyeceğiniz bir şey sorulduğunda izlenecek formüldür. Eğer size sorulan soruya hayır cevabı vermeniz gerekiyorsa, hayır deyip tam olarak istediklerine sahip olmadığınızı itiraf edin ama diyerek arka planda benzer bir şeyle veya eksik deneyimi aşmanıza yardımcı olacak bir şeyle karşılaştırın ve bahsettikleri becerileri öğrenmeye olan ilginizi ifade edin. Böylece yeni bir konu öğrenmek için çaba sarf etmek istemediğiniz konusunda da herhangi bir endişeleri kalmayacaktır. Bu mülakat taktiklerini de araştırmanızı istiyorum. STAR tekniği ve davranışsal sorular. Aslında davranışsal sorulara STAR tekniğiyle cevap verebilirsiniz. STAR tekniğini mutlaka araştırmanızı öneriyorum.
Ve şimdi size en çok sorulan 6 senaryoyu da açıklayacağım. Birincisi, özellikle ekip çatışması ile ilgili senaryolar çok fazla sorulur. İkincisi, başarısızlık örneğidir. Üçüncüsü, işleri nasıl önceliklendirdiğinizi öğrenmeye yöneliktir. Dördüncüsü, bir başarı örneğidir. Beşincisi, inisiyatif alıp almadığınızı ölçmeye yöneliktir. Ve altıncısı, baskı veya stres altında nasıl tutum sergilediğinizle alakalıdır. İşe alım uzmanlarının mülakat yaptıkları adayları değerlendirdikleri bir kontrol listesi vardır. Ve aradıkları 4 anahtar içerik, birincisi bu iş için hazır mısınız ve işi ya da şirketi ne kadar araştırdınız? İkincisi, bu işte başarılı olmanıza yardımcı olacak herhangi beceri veya deneyime sahip misiniz? Geçmişte benzer bir şey başardınız mı? Üçüncüsü, bu rolde uzun süre kalma ve mutlu olma olasılığınız nedir? Sizi daha iyisi yapmak için yeterince zorlayıcı olacak mı? Ve son olarak dördüncüsü, doğru tutkuya sahip misiniz? Bu liste çok uzun ancak zaman kısıtı sebebiyle en önemlileri üzerinde duracağım. Birincisi, bir not defteri götürün mutlaka görüşmenize ve aklınıza takılan soruları mutlaka not alın. Kendiniz için değil, onlar için orada olduğunuzu unutmayın. Şirketin para kazanmasına ve daha başarılı olmasına nasıl yardımcı olacağınızı açıklamayı unutmayın. Bu konuda cevaplarınız olduğundan mutlaka emin olun. Mülakat zamanının yaklaşık %75'ini konuşarak geçirin. Görüşmeci ile bağ kurmaya çalışın ve onlar hakkında biraz bilgi edinin. İlgi ve heyecan duyduğunuzu gösterin. İlgi çekici bir şey duyarsanız bunu görüşmeciye söyleyin. Alakasız hikayeler anlatmayın. Sadece size sorulan soruları açık ve net bir şekilde yanıtlayın. Bu kısa eğitimde bile aslında birçok bilgiye eriştiniz. Eğitiminizin tam içeriği de bu şekilde. Kapsamlı eğitim ve danışmanlık talepleri için de iletişim kanallarımızdan bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Yapmaktan mutluluk duyduğunuz öyle bir iş bulun ki hayatınızın hiçbir günü çalışmak zorunda kalmayın. Kanalımıza abone olur ve videolarımızı beğenirseniz bize de bu içerikleri üretmede motivasyon olursunuz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın.